Düzce'de meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. Burada zarar gören okullarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Özer, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Özer, bütün illerde okullarda güçlendirme çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını dile getirdi. Öte yandan Bakan Özer, Düzce'de eğitim ve öğretime bir hafta ara verildiğini de açıkladı. Öncelikle deprem yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tabii en büyük sevincimiz hiçbir can kaybının olmaması. Düzce'de, Bolu'da, Sakarya'da. Olay vuku bulduktan sonra valiliklerimiz, İçişleri Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Afat Başkanlığımız tüm süreci an be an yerinde izleyerek gerekli önlemleri aldılar. Bizim için en büyük sevindirici olan şey deprem sonrası Düzce, Bolu ve Sakarya'da hiçbir okulumuzun yıkılmamış olmasıdır. Düzce zaten o 99 depreminden sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın sürekli gündeminde olan mevcut okulların güçlendirilmesi, güçlendirme değil yıkım yapılması gereken okulların yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili bakanlığımızın her türlü destek verdiği illerimizin başında geliyor. Bugünkü sunumda da gördüğümüz gibi Düzce'deki eğitim sistemindeki okulların %63'ü 1999 sonrası yapılmış olan okullarımız. Dolayısıyla sağlam okullarımız. Diğer okullarımızla ilgili de güçlendirme çalışmalarını bakanlık olarak biz son özellikle son 2 yılda gerçekten çok büyük bir destekle yürütüyoruz. Tabi burada altını çizmemiz gereken bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle son 1 yıl içerisinde deprem güçlendirmesi kapsamında hiçbir ilimize yatırım bütçesiyle ilgili bir sınırlama koymadık. Yani illerimiz mümkün olduğu kadar 2022 yılı içerisinde tüm güçlendirme çalışmalarını yapsınlar diye hak ediş bazlı bir sisteme geçiş yaptık. Ve bunun da bugün değerlendirme toplantısında gördük ki aslında bir önceki ziyaretimizdeki o güçlendirme çalışmalarına vermiş olduğumuz destekle okullarımızın tamamının güçlendirme kapsamına alındığını ve bugün belki yaşanabilecek bazı olumsuzlukların o karardan dolayı hızlı bir şekilde çözüldüğünü görmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum. Yani sadece Düzce'de de değil, deprem kapsamında kuşağında olan tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Bununla ilgili hiçbir kaynağımızda eksikliğimiz yok. Tüm illerimize gerekli destekleri sağlıyoruz. Buradaki okullarımızın hasar tespitleri ve güçlendirme veya okulların taşınması ile ilgili kararları biliyorsunuz. Sadece biz Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Genel Müdürlüğü olarak karar vermiyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bürokratik ekibi, teknik ekibiyle birlikte süreçler tamamlanıyor. Burada da yaklaşık 5 okulumuzla ilgili bir raporun tekamül etmesi ile ilgili bir süreç devam ediyor. Bu okullarımız Cuma Yeri Ortaokulu, Merkez Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, Turgut Özal Anadolu Lisesi, yine Arsal Anadolu Lisesi. Bu bahsettiğim 5 okulumuzu daki öğrencilerimizi aynı okulda eğitim öğretimi almayacağız. En yakın okullarımıza taşıyacağız. Ama bir destek mekanizması oluşturduk. Bugün toplantımızda ona karar verdik. Bu okullarımızdaki öğrencilerimizi yeni okullarına ücretsiz olarak taşıyacağız ve öğlenleyinde ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Ta ki mevcut okullar raporlara çıktıktan sonra güçlendirme mi yapılacak, yıkılıp tekrar mı yapılacak, o süreçleri tamamlanana kadar ailelerimizin, öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer konu, pazartesi günü okullar eğitim öğretim başlayacak mı, başlamayacak mı? Biliyorsunuz Bolu ve Sakarya'da okullarımızı 1 gün tatil ettik depremden sonra ama Düzce'de 3 gün. Yani hafta sonu ile birlikte 5 gün tatil ettik. Hem süreci suhuletli bir şekilde yönetebilmek hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın, valiliğimizin koordinasyonu ile birlikte rehber öğretmenlerimize, psikolojik danışmanlarla öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize psikolojik sağlamlıklarına tekrar tesis etmeleri ile ilgili bir süre tanıma. Ama aynı zamanda bu arada da mevcut okulların hızlı bir şekilde tahkik raporlarını nihayetlendirmek için
Önümüzdeki hafta Düzce'de tüm okullarımızı bir hafta tatil ediyoruz. Dolayısıyla Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu süreçlerin suhuletli bir şekilde devam etmesiyle ilgili her türlü teknik, psikolojik bütçe desteğini vermeye devam edeceğiz. Tabii en güzel şey bakanlıklarımızın çok koordineli bir şekilde çalışmış olması. İçişleri Bakanımız, Bakanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, AFAD Başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımıza sürekli koordineli bir şekilde süreçleri destekledik. Yine Sayın Valimize çok teşekkür ederim. Çok suhuletli bir şekilde buradaki süreçleri yönettiler. Kıymetli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kadın Kolları Başkanımıza, değerli vekilimize, diğer arkadaşlarımıza emek veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine bu süreçleri başarılı bir şekilde yöneten İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Herkes sakin ve suhuletli bir şekilde süreci yönetmek için emek veriyor, çaba sarf ediyor. Devletin gücünü sahada hissettiriyor. Biz vatandaşlarımızın yanındayız. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onların en güvenli ortamlarda eğitime devam etmesi için biz bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Olay Millet Bahçesi içerisinde bulunan çadır kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre depremzedeler için kurulan çadırların birinde tüpten yangın çıktı. Durumu fark eden sağlık ve polis ekipleri hemen alevlere battaniye ve yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Alevler yükselmeye devam edip çadıra sıçradı. Ekipler diğer çadırlara alevlerin ulaşmaması için yanan çadırı yerinden sökerek yangını kontrol altına aldı. Olayda 2 kişi çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Depremzedelerin büyük panik yaşadığı yangında ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Tüp! Yangın tüpü! Ya sakin! Tüp nedir? Çekebildin mi şeyi? Gölyaka ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlandı. Hasar tespit çalışmaları devam ederken yıkım kararı alınan Sarıdere köyündeki camide yıkım işlemi başladı. Depremde gördüğü hasar sebebiyle vatandaşlar tarafından eşyaların boşaltılması ve elektriklerin kesilmesinin ardından camide yıkım işlemi başladı. 1987 yılında ibadete açılan caminin 1999 depreminden de etkilendiği öğrenildi. İş makinalarının gerçekleştirdiği çalışmalar havadan da görüntülendi. Bu
biz sabaha karşı 4 gibi 4 civarında deprem olduğunda büyük panikle, heyecanla uyandık. Dışarı çıktık evimizden. Bütün vatandaşlar da daha önceki 99 depreminde olduğu gibi onun hatıraları, kötü izleri üzerimizde, psikolojik olarak onun etkileri içinde. Ben sağlam binada oturduğum için fazla endişelenmedim ama yine de dehşetli bir şey. Deprem ismi bile yetiyor. Bu 80'li yıllarda bu bina inşa edildi. 87'de hizmete geçti. 99 depreminde kısmen hasar gördü, kuvvetlendirildi. Mantolandı ana taşıyıcı direkler. Fakat bu depremde yıkım kararı verilmiş. Bizim binamız büyük bir bina. Yıkılmasına üzülüyorum. Yıkılması gerekse bile caminin yıkılması üzücü bir şey. Çünkü burada köyümüzün hatıraları var. Büyüklerimizin bunda hizmetleri var, bunun yapımında yardımları var. O açıdan yıkılma kararı doğru olsa bile insan moral olarak, vicdan olarak üzülüyor. Çünkü dediğiniz gibi, tahmin edebileceğiniz gibi, yani o bizim bir parçamız yani. Herhangi bir yaşadığımız yer de olsa aynı. Bayram namazları, cuma, evet, burada bayram namazı caminin içinde veya önünde bayramlaşma olurdu. O fotoğraflar anı olarak kaldı, kalıyor. Ben üzülerek, diğer komşularımız gibi, diğer arkadaşlarımız gibi üzüntü verici bir durum. Ama deprem de bir acı gerçek. Yıkılması gerekiyor. Raporu verilmiş. İnşallah yenisi daha güzel, daha sağlam, daha dayanıklı, yeni inşaat yönetmeliklerine uygun güzel bir eser olur. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce depreminin ardından yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Düzce'de 300 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Kurum, 13.185 binada 39.822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı, hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ifadelerinde bulundu. Eve girmeyin, eşyaları hızlı bir şekilde alalım onları. Geniş çalışalım. Arkadaşlar yapıyoruz. Hak sahipliği sürecini de zamanla yürütüyoruz. Ağır hasarlı binalarımızı inşallah TOKİ'mizde hızlı bir şekilde inşaatını gerçekleştireceğiz. Abi yok dedi hangisi? Onu da arkasına yapacağız. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Başla. Tamam, beyaz gibi. Borsayız. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çalışmalar sürüyor. AFAD koordinesinde kurulan hasar tespit çadırında vatandaşların başvuruları alınıyor. Thank you.
eğitim salonu var. Orada arkadaşlar kendi bölümünden istiyor. Burası. Kalemleri geri getirelim lütfen. Kalemleri geri eşyaları bildirmiyor. Hayır hayır. Bunlar sadece başvuru. Tespite gelecekler. Tamam, okay. Kalemleri geri getirelim lütfen. Burası. Kendi adımla Depremde şu anda iki tane kolonumuz koptuğu için şimdi başvuru yaptık evimizin yıkılması için. Devletimizden Allah razı olsun yanımızda. Teşekkür ediyoruz onların da bu ilgisinden, alakasından dolayı. Depremi nasıl yaşadınız peki? Depremi uyuyordum. Yani gece saat 4-8 iken yani bir anda uykumdan uyandım. Ne olduğunu şaşırdık. Açıkçası depremi yaşadım ama rüya gibiydi. Ya, o anları Allah kimseye yaşatmasın. Tekrarı olmaması dileğiyle. Binada şu anda iki aile yaşıyor ama şu anda yaşanmıyor. Yani çıktık binadan çünkü iki tane kolon kestiği için ölüm tehlikesi olduğu için girmiyoruz şu anda binaya. AFAD da gerekeni yapacak diye umuyorum. Geçmiş olsun. Merkez Üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremde Gaziantep Caddesi'nde bulunan eğlence merkezi sarsıntıya dayanamayarak yıkılmıştı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş yerinin enkazının kaldırılması için çalışma başlattı. Çalışmaların gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Öte yandan ilgili kurumlar tarafından görevlendirilen ekiplerin de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hayat normale dönmeye başladı. İlgili kurumlar tarafından görevlendirilen ekiplerin hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürerken esnafsa dükkanlarında temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. Abicim geçmiş olsun, seni tanıyabilir miyiz? Ben Güven Sofuoğlu, bu firmanın sahibiyim.
Herkese geçmiş olsun Rabbim, herkese şifalar versin. Depremi bayağı ağır atlatmışsınız. Evet, bayağı ağır atlattık. Maddi şeyimiz çok, hasarımız çok. Sizde bir şey var mı peki? Bize çok şükür, yani bunu çocuk iyiyiz ama maddi hasarımız bayağı bir çok. Devletimizden yardım bekliyoruz, yardımlarını bekliyoruz. Peki ne kadar bir şey var? Neler oldu? Yani şimdi çok karışık. Yani sen de belki çekmişsindir burayı. Yani burada hasar tespiti yapmamız için bayağı bir zaman gerekiyor. Yani her şey alt üst olmuş. O güne dönersek neler yaşadınız? Neredeydiniz siz o evdeydik, depremde? Evdeydik. Çocuk evdeydik. Saat 4 gibi. O salınmanı hissettik. O anda hepimiz kalktık, bekledik. 5. kattaydık. Bekledik sarsıntının durmasını. Ondan sonra çocuğumuzla giyindik. Yavaş bir şekilde aşağı indik, evi terk ettik. Peki ne zaman dükkanınızın bu halde olduğunu fark ettiniz? Deprem sabahından geldiğimde içerisi zaten çok karışıktı. Şimdi işte gittik yavaş yavaş toparlamaya, temizlemeye çalıştık. Patlak olanları ayırıyoruz. İşte sağlam olanlarını bir şekilde ayırıyoruz. Bir şekilde kendi cilebimizi devam ettirmeye çalışacağız. Geçmiş olsun. Tamam, teşekkür ederim. Bir taraftan da yavaş yavaş hayat normale dönmeye başladı herhalde sizin için. İnşallah. İşte devlet büyüklerimiz de bize bir el atarsa, şu zarar tespit işlerimize bir yardımcı olursa daha iyi olacak inşallah. Geçmiş olsun. Tamam, teşekkür ederim. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından hasarlı yapılarda tespitler devam ediyor. Bu çerçevede Gölyaka ve Gümüşova'da belirlenen iki eve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından konteynerler gönderildi. AFAD'dan vinçlere yüklenerek gönderilen konteynerler 1+1 konseptiyle 21 metrekare büyüklüğünde. Ev içerisinde mutfak evyesi, duş, klozet, lavabo ve klima bulunuyor. İlk etapta İki eve ulaştırılan konteynerler 71 aileye daha ulaştırılacak. Düzce'de meydana gelen depreme iki çocuğuyla birlikte evinde yakalanan 8 aylık hamile Sahanaz Adamlar, Bahçeşehir Spor Salonu'nda depremzedeler için ayrılan alanda konaklıyor. Erken doğum yapma ihtimali bulunan adamlara Türk Kızılayı tarafından bebek bezinden ateş ölçere, pişik kreminden oyuncağa kadar hem bebek hem de anne için gerekli tüm malzemelerin içinde bulunduğu özel bir çanta hediye edildi. Bizim kızlar olarak size bir hediyemiz var. Bunu sizlere teslim edelim. İçinde, dur bakalım şöyle koyalım mı? İçinde hem siz hem de bebeğinize ait her türlü ihtiyaç malzemeleri bulunmakta. Bu yüzden sizlere destek olmaya geldik. Sizler bir şey istiyor musunuz? Ben bebek. Bebek mi? Ben bebek.
depremi akşam saat 4 mesela 8 geçiyor mu, öyle deprem oldu. Uyuyorduk yani. Çocuklar öyle bir anda korkuyla öyle oturduk, sakinleştik. Sonra deprem biraz yavaşlayınca çocukları götürdüğümde koşmaya çalıştık. Sonra sağ olsun komşular vardı, yardım etti, aşağı indik. Öyle yani geçti korkuyla. Hamilesiniz. Kızılay'da size bir yardımda çok bulundu. Çok sağ olsun, teşekkür ederim. Ekibinizden, Kızılay'dan, AFET ekiplerinden çok sağ olsun yardım ediyorlar. Bebek malzemelerin hepsi herhalde var. Evet, hepsini geldiler hediye olarak. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ya bebek de ne lan? Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çarşamba akşamı saat 04.08'de meydana gelen ve birçok ilden hissedilen depremin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüleriyle depremin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Soğukpınar köyünde kaydedilen bir görüntüde zincir marketlere malzeme taşıyan tonlarca ağırlıktaki kamyonların beşik gibi sallandığı görülüyor. Doğanlı köyünde bulunan bir demir fabrikasında ise işçilerin çalıştığı sırada depreme yakalandığı, bu sırada sallantıyla beraber yaşadıkları panik anları görülüyor. Görüntünün devamında ise iş yerinin ışıkları sönüyor. Edinilen bilgiye göre Pırpır köyünde İsmail D'ye ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese giden itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada dumandan etkilenen F'de, Ş'de ve E'de sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangınsa itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremde onlarca ev, iş yeri ve cami zarar gördü. Bölgede 24 saat görev yapan ekiplerin hasar tespit çalışmaları neticesinde ağır hasarlı binaların yıkımına karar verildi. Vatandaşlar yıkılacak olan binalardan eşyalarını çıkardı. Çalışmalar devam ederken ağır hasarlı ilk evin yıkımına Düzce merkezde bulunan Cami Kebir mahallesinde başlandı. Yaklaşık 50 yıllık binada son kontrollerini yapan ekipler yıkım için ilk darbeyi vurdu. Binada dedesinin yaşadığını söyleyen Enes Sezgin şöyle konuştu. Ayrısı bakın. Hasar tespit ekipleri binayla ilgili ne dediler? Yani ya geldik baktılar direktmen, ondan sonra yıkım kararı verdiler. İşte iki gün içinde boşaltın diye. Biz de geldik boşalttık. Öyle. Ben günü saat sabah 4:10 geçe çok ağır bir sarsıntıyla uyandık. Kendimizi aşağı attık. Ambulanslar geldi. Üst kattan biri kendini aşağı attı. Onun yanına gittik. Çevremizdeki vatandaşımızı kurtardık. Üst kattaki yaşlı gamlemiz vardı. Onu kurtardık. Burası kan devran içindeydi. Herkes dışarıdaydı. Apartman yıkılma tehlikesinin altındaydı. Çevre Şehircilik Bakanlığı, AFAD'la ben başvurdum. Bina yıkılmasına biz hep öncülük olduk. Sağ olsun bakanlarımız ve il çevre müdürlüğü falan da çok yardımcı oldu.
Binaya önce afasa kaydederler, sonra binaya arasa kaydederler ve yıkım kararı aldılar. Binamızın komple sokağımızın kentsel dönüşüme girmesi lazım. Kentsel dönüşüme girdikten sonra burada tekrar yeni bina yapılması lazım. Çünkü bu en ufak bir sarsıntıda da artçıda bu komple bizim sokağımız yıkılabilir. Yani komple insanın can güven tehlike altında ama sağ olsun gerekli bilgiler yapılıyor şu an. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Her şey için teşekkür ediyorum şu anlık. Düzce genelinde hasarlı binalar var. Düzce genelinde çok hasarlı bina var. Doğru çünkü depremden önce, 99 depremden önceki binalar. Bu binalar 40 yıllık binalar. VDB hep hasarlı binalar. Çoğu yıkılması lazım. Çok işlem yapılması lazım. Allah yardımcımız olsun yani şu an. Bayağı bir şeyimiz, zararımız var yani. Ama canımızı kurtardık çok şükür. Ve çok kötü bir sabah uyandık. Çok artçı vardı. Yani cehennem gibiydi yani. İlk 15 dakika çok sıkıntılı geçti. Ama komşularımıza, vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza hep yardım ettik. Bir şekilde kurtulduk sağ olsun Allah'a şükür. Gerekli işlemler için lütfen takip edin. Gerekli yerlere başvurun. Valiliğe, bakanlığa, AFAD'a başvurun ki canınızdan önemli değil hiçbir mal. Çünkü canınız geri gelmeyecek, mallar geri gelecek. Lütfen tedbir elden, takdir alıktan herkes gereğini yapsın. Gerekirse dışarıda kalırım, dışarıda yatarım, komşumda kalırım ama asıl binada kalmam. Öncelik tedbir elden, takdir alıktan. Herkes gerekli işlemleri yapsın. Gerekli yere başvursun AFAD, İHA, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Lütfen başvuralım. Bu evler bize mezar olmasın.
Diğer binalarda da bütün kararlar verildi. O binalarda da tahliye çalışmaları başlatıldı. Tahliyelerin ardında binaların yerine bir hafta içerisinde binaların yerine çalışmaları başlayacak. Binalardaki gördüğünüz gibi Abant'a mevsimin ilk karı yağdı. Bugün itibariyle bu kar yağışı devam ediyor. Akşama doğru 30 santim 40 santim bir kar olması bekleniyor. Yemyeşil olan Abant doğası bembeyaz beyaz örtüye büründü. Harika bir güzellik ortaya çıktı.